Arkadaşlar tekrar merhabalar. Belmont Park çalışmalarımda bitti. Tablo çalışmalarım. Bunda gördüklerimi anlatmaya çalışacağım sizlere. Umarım faydası olur. Birinci koşu şartlı dişi yarışta başlıyorlar. Dişi yarışı şartı sürprize açık sonuçlanır. Yarışlardır. Sonuçlanabilir. Kalite handikap puanlarından giderim her zaman için. Handikap puanları benim için büyük veridir. Bir atın TC kimlik numarasıdır. Handikap puanı. 4 favorim arkadaşlar. 79 kalite puanı. Son yarışını kazanmış. Bu at koşmazsa 3. 4 favorim. Koşmazsa 3. Sürprizlerim artık 1 ve 2 nolu safkanlar. Kazanç bölgesinin atlarına gider. Benim tablolar, çalışmalar bunları söylüyor. AGF'si yok buranın. Durum bu. 4-3. İkiliden düşmemesi lazım bu atların. İkinci koşu maiden bir koşu. Maiden'larda kafaya çıkan 3 nolu gibi atlar kalite handikap puanını da alıyorlarsa yarışta olmaları, birinci olmaları gerekir. AGF'de geri planda. 10 rakibi çıkıyor 58 kalite puanıyla. 7-4 önereceğim diğer safkanlar. Sırama 9-2-1 diye gider arkadaşlar. Çıkan atları almadım. Yoktu daha doğrusu. Erken yaptım biraz çalışmayı. Çıkacak atlar olacaktır illaki. Değerlendirme ona göre yaparsınız. Maiden tekrar geldi. Maiden dişi sürprize açıktır. Yukarısı Maiden'dı. Burası Maiden dişi. Dişlere ait. 72 kalite puanıyla 2 at birden verdi. 7-9. Ben birlikte düşünün derim bu iki safkanı. Dişi olduğu için de sürpriz ihtimali her zaman vardır. Bakın diğerleri de 60'larda yakın birbirine atlar. Çok yakınlar. 2-14-6 diye giden bir sıralamam var. Bu gruptan 7-9-2-14-6 bitmesini beklediğim yarış sonucu olur. 7 koşmazsa 9, koşmazsa 2 şeklinde gider. Kısmen de olsa grubu ayıran 7 ve 9 doğumlu safkanlar. Geçiyorum 4. koşu. Şartlı. Burada favorilerin gelmesi gerekir aslına bakarsanız. Kalite handikap puanından gittiğimde 10 nolu safkan 3.lüğüyle yarışım bende favorisi çıkar. 82 kalite puanını veren safkan 5 nolu safkan rakibi olur. 7-3 buranın sürprizini yapabilecek safkanlardır. 7 ve 3 nolu safkanlar. Sonra kazanç bölgesi 6, 9, 2 nolu atlar diye sıralama öyle gider arkadaşlar. Tek olur mu 10 nolu at? Valla çok güzel çıkıyor. Yani buraya çıkanlar genelde sürpriz ama handikaplar çok yakın olduğu için fark etmiyor. 10 nolu safkan yani yarışta terslik olmazsa kazanma ihtimali bence çok yüksek bir safkan. Geçiyorum açık yarış. Favori plase dişi sürprize açık olur. 7 nolu safkan burada grubun üstünde çıkıyor benden. AGF'de geri planda. 7, 1 ekürlerden 1 nolu safkan rakibi çıkıyor. Yarışında favorisi %40 AGF almış. 4 nolu safkan derim. Önerim bu olur bu yarış için. Geçiyorum. Gene 6. koşu. Grup 2. Grup 2'ler açık yarışlar. Grup 2'ler sürprize açıktır. Bakın bizim ülkemizde de aynı şeyler yaşanır. 1 nolu safkan 89 kalite puanıyla bende favoridir. 1 nolu safkan favorimiz. Plasemiz 3 nolu safkan son yarışını kazanmış. 76 kalite puanıyla grupta 2. sırada. Ara veren yarışında favorisi olan 6 nolu safkan da 3. at olarak öneririm. 79 kalite puanını veren 1 yıldır koşmayan 6 nolu safkan. Normalde favori plase biter. Yani bu favoriyi göstermemin sebebi de bu. Gelme ihtimali var demektir ki bir bildikleri var favori veriyorlar. Geçiyorum burayı da. Son koşu şartlı 3 yukarı. Şartlı yarışlar. Kalitede kalmış atlar öncelikle. Koşan atlara bakmamız lazım. 3 ve 2. 76-78 kalite puanıyla bende favori çıkarlar. 3 ve 2 nolu safkanlar. Favorim olur. Başka at olur mu? Çıkacak at da olabilir burada. Çift kayıt var mı diye bakıyorum. Göremedim. Yani sürprizlerini 14, 6, 14... 13 gibi safkanlar yapar ki geri planda kalırlar. Kazanç bölgesinin 1. atı her zaman bu gruplarda söz sahibidir. Bunu daha önceki tablolarından biliyorsunuz. Buraya kafaya çıkan atlar her zaman koşuyorlar, söz sahibi oluyorlar böyle yarışlarda. 3-2, 2-3 önereceğim safkanlar 7 bunlardan sonra arkadaşlar. Bu kadar. Akşamki yarışta tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.